Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim mekarimi ahlaktır. İlahi ahlak kurallarının insani hayatla buluşmasıdır, buluşturulmasıdır. Kur'an-ı Kerim insan için bir hayat nizamıdır, yaşam tarzıdır, sosyal ilişkilerde davranış biçimlerini tanzim eden ilahi vahyidir. Kur'an-ı Kerim yönetimsel olarak ilahi değerlerin devlet düzenine ve toplum yapısına yansıtılmasıdır. Kur'an-ı Kerim insan oğlunun beşeri yani nefsi emmareden arınarak ilahi duygularla bezenip Allah iştiyakını ruhunda, bedeninde ve tüm duygularında hissetmesidir. Nasıl hissetmesidir? Kainata baktığı zaman kim yarattı? Rabbim Allah yarattı demesidir. Hissiyatında Allah'ı idrak etmesidir. Kardeşlerim, değerli kardeşlerim, Rabbimiz Teala Hazretleri Hud suresi 2. ayette şöyle buyuruyorlar. Ella ta'budu illallah. Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz'e ithafen bütün insanlık alemine çağrıda bulunuyor ve buyuruyor ki Ella ta'budu illallah. Hiçbir şeye kul olmayın, ibadet etmeyin. Hiçbir varlığı ilahi değerlerle bütünleştirmeyin. Sizin gibi ölümlü olan varlıklara uluhiyet ve yücelik vasfı yüklemeyin. Kainatta var olan canlı ve cansız hayvanata ve taşlara, putlara herhangi bir ubudiyet ve ilahiyat vasfı yüklemeyin. Resul-i Ekrem Efendimiz'e de buyuruyor ki, İnneni lekum minhun nedirun ve beşir. Peygamber Efendimiz diyor ki, ey insanlar sakın bunu yapmayın ve ben sizin için ancak ve ancak uyarıcıyım ve müjdeleyiciyim. Yani Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ey insanlar beni peygamber olmanın ötesinde hiçbir şekilde ubudiyetle bütünleştirmeyin. Ben sizin için Allah'ın Kur'an'ını size açıklayan bir uyarıcıyım ve müjdeleyiciyim. Niçin uyarıcı Peygamber Efendimiz? Allah'ın cehennem azabından korkutarak uyarıcı. Dünyayı ifsad etmememiz için uyarıcı. Dünyada kan dökmememiz için, zulüm yapmamamız için, Allah'a kul olmamız için uyarıcı. Kardeşlerim, ayet-i celleleri derinlemesine incelemeliyiz. Yani İslami derinliği kendi hayatımızda görüp Kur'an ayetlerini İslami derinlikle incelemeliyiz ki Kur'an'daki gerçek nüshi nesihatı idrak edebilelim. Değerli kardeşlerim, bu ayet-i celleye bir bakınız. Hud suresi 2. ayette Rabbimiz ne buyurur? Ella ta'budu illallah. Hiçbir varlığı insani varlıklarda dahil olmak üzere hiçbir varlığı ilah edinmeyin, onlara kul olmayın, onları Allah'lık vasfına, ilahlık vasfına yükseltmeyin. Ancak illallah, Allah'a kul olun, onun Kur'an'ına yapışın, onun sırat-ı müstakim olarak tanımladığı hak yolunu, Kur'an yolunu, İslam yolunu benimseyin, özümseyin ve o yolda yürüyün. İnneni lekum minhu nedirun ve beşir. Muhakkak ki ben, Peygamber Efendimiz böyle diyor. Muhakkak ki ben, yani Allah Teala diyor ki, ey Muhammed, o insanlar sana da
rububiyet vasfı yükleyebilirler. Seni de peygamber olmanın yücesine çıkarabilirler. Sana da ibadet etmenin ötesinde uluhiyet ve rububiyet vasfı tanımlayarak öyle görebilirler. Sen onlara de ki, inneni muhakkak ki ben leküm sizin için minhu nezirun ve beşir. Allah'tan gelen müjdeleyici ve uyarıcıyım. Kardeşlerim, Rabbimiz Teala Hazretleri Kur'an'a uyan müminleri müjdeliyor. Cennet-i Ala'nın güzellikleriyle müjdeliyor. Allah Azze ve Celle'nin oradaki insanlara şanını göstermesi ile müjdeliyor. Zaten cennet hayatında müminin asıl iştiyakı, asıl arzusu nedir? Allah Azze ve Celle'nin tecelliyatını hissetmektir. Bu bir iştiyaktır, bu bir hazdır, bu en büyük istemdir. Yani Yunus'un deyimiyle cennetteki bütün varlıkların ve oradaki ihtişamın ötesinde en büyük iştiyak, en büyük haz Allah Azze ve Celle'nin o tecelliyatını hissetmektedir. Kardeşlerim, Arif-i Billah ve Evliyaullah'ın hali, dünyadaki hali o ruhaniyeti hissetmesinden kaynaklanmaktadır. Allah'ın hazzını ve onun şanını, şöl ve şanını dünya hayatında, ruhunda, bedeninde ve duygularında ve bunların ötesinde kainatta hissetmesinden kaynaklanmaktadır. Biz kainata kardeşlerim yüzeysel bakıyoruz. Yani çiçeklerin rengarenk güzelliklerini seyrediyoruz. Efendim, ihtişamlı dağların o korkunç ve heybetli görünümünü seyrediyoruz. Ve ne kadar da korkunç, ne kadar da güzel çiçek, ne kadar da cennet bahçesi gibi bahçeler var diyebiliyoruz. Evliyaullah o zahiri görünümün cevheri hakikatını seyreder. Yani eşyanın künhünde var olan Allah'ı idrak eder, ondan hoş lezzet alır. Bizler yalnız ruhani lezzet almıyoruz biz değil. Bizler zahiri lezzet alıyoruz. Gözümüze hoş görünenden hoş bir görüntü ediniyoruz ve onun hoşluğunu yaşıyoruz. Yediğimiz nimetlerden tat ile beraber o tatlı alıyoruz, onun da hoşluğunu yaşıyoruz. Mutluluğun hoşluğunu yaşıyoruz. Ancak Evliyaullah kardeşlerim o tadın, lezzetin, görüntünün ötesindeki cevheri hakikati seyri temaşa ettiğinden dolayı o ruhaniyette hoş bir alemde var olur, onun hoşluğunu yaşar. Zaten Evliyaullah dediğimiz zat-ı muhteremler de riya ve gösterişten uzaktır. Onlar böyle ipe sapa gelmeyen bir takım hikayelerle kendi ruhlarını beslemezler. Onların gördükleri vardır, o gördükleriyle yanıp tutuşurlar. O hal ile bütünleştiklerinden dolayı da kimseyi kınamazlar, kimseyi ayıplamazlar. Kardeşlerim, Evliyaullah'ta insan sevgisi muhteşemdir. Evliyaullah'ta mahlukat sevgisi muhteşemdir. Evliyaullah'ta çünkü nazargâh-ı ilahinin tecelliyatı vardır. O bizim buğz ettiğimiz insanların dahi Allah'ın kulu olduklarını idrak eder. Onların cevherinde de, onların asıl öznesinde de Allah olduğunu Evliyaullah idrak eder. Değerli kardeşlerim, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın duası neydi? Ey Rabbim, benim bedenimi nur eyle. Ey Rabbim, benim bedenimi nur eyle. Peygamber Efendimiz'in bedeni nur değildi. Nur eylesin diye Rabbimize dua ederdi. O da bizim gibi cismani hakikattı. Hazreti Muhammed Aleyhisselam da bizim gibi cismani hakikattı. Ona rububiyet yüklemek
Allah Azze ve Celle'nin bu ayetinin sınırının dışına çıkmaktır. Peygamber Efendimiz'in kabri şeriflerine de bir olağanüstü hal yüklemek bu ayeti Celle'nin yani Hud suresi 2. ayeti Celle'nin sınırının dışına çıkmaktır. Ne buyuruyor Rabbimiz? Ey insanlar hiçbir şeyi ilahlaştırmayın. Hiçbir varlığa secde etmeyin, onlara kul olmayın, onları yüceltmeyin. İlla illallah ancak Allah'a kul olun, Allah'ın şanını yüceltin, onu 99 ismi celileyle zikir tevhid ve tesbih edin ve onu hissedin. Onu şah damarınızda hissedin. Allah'ı kendi öznenizde, öz varlığınızda hissedin. Hiçbir insan bir mümin tarafından öz varlığında hissedilemez. Peygamber Efendimiz de zaten kendisinin bir beşer olduğunu, onun görevinin ilahlık olmak olmadığını beyan ederken bize ne diyor? Nedirun ve beşir. Ben sizin için hem uyarıcıyım hem müjdeleyiciyim kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, sohbetlerimiz evrensel konumda devam ediyor. Elhamdülillah. Ruhi değerlerimizle, akli değerlerimizle ve bedenimizle hiç kimseye hakaret etmedik, etmeyiz. Etmek bizim şanımıza ve bizim siretimize yakışmaz. Bizim görevimiz Kur'an'ı değerleri günahkar bir insan olarak açıklamak, ruhumuza yansıtılan hallerle beraber açıklamak, gönlümüzdeki iman nuru ile beraber açıklamak. Açıklarken de kendimizi bir yerde konumlandırarak açıklamak değil, acziyetimizi ifade ederek açıklamaktır kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, hiçbir insanı rububiyet makamına yüceltmeyin. Bir yandan Kur'an okurken bir yandan da kalenderin cismaniyetini yürütürseniz bu bizim için ileride tehlikeli boyut kazanır. Kardeşlerim, derslerimiz sık sık devam edecektir. Bu bizim Rabbimizin bize yüklemiş olduğu bir görevdir. Bunun için hiçbir çıkar menfaat peşinde değiliz, ihtişam peşinde değiliz, itibar peşinde değiliz ve insan olduğumuzu idrak edelim. Allah'a kul olduğumuzu idrak edelim, acziyetimizi idrak edelim, Allah'a teşekkür edelim. Bu bizim için yeterlidir. El-Fatiha.